Hançer, merhaba. Bugüne dair sıcak bilgiler var mı? Nedir durum harekatta? Evet Helin Aslan, son olarak az önce elimize ulaşan bir bilgi. Afrin çevresindeki en yakın belde olan Mağbatlı'nın köylerinden 3 köy daha PKK'lı teröristlerden temizlendiği bilgisi geldi. Bunda beraberinde yine stratejik bir öneme sahip olan bir tepede yine PKK'lı teröristlerden temizlendi. Dünden bugüne, sadece dünden bugüne toplamda 18 köy Mağbatlı çevresinde, Afrin'in son beldesi, diğer beldeler de teröristlerden temizlenmişti. Mağbatlı çevresindeki 18 köy dünden bugüne PKK'lı teröristlerden temizlenmiş durumda. Son belde Mağbatlı dedik, Afrin'in merkezine çok yakın bir mesafede. Şu anda Raco bölgesini görüyorsunuz. O bölgenin tam doğusunda kalan bölge. Zaman zaman buradan da top atışları yapılıyor o bölgeye. Afrin dedik, kuşatıldı dedik. Çok yakın bir mesafe kaldı. Yani bir kilometreden az bir mesafe. Sizin de söylediğiniz gibi Afrin'e girilmesi an meselesi. Siviller için, sivillerden bahsettik. Siviller de güneye Esed rejiminin bulunduğu bölgeye geçiş yapmaları için bir koridor oluşturuldu. Bu koridordan geçmelerine izin veriliyor. Ancak PKK'lı teröristler oradaki geçiş noktası üzerinde hendekler kazmaya başlamışlardı. İş makinalarıyla birlikte ilk önce vatandaşların tepkisiyle, oradaki sivil halkın, Arap ve Kürt halkının tepkisiyle karşılaşmışlardı. Sonrasında SİHA'larımız tarafından o iş makinaları da vurulmuştu. Ve yine hendek kazdılar, yollara toprak döktüler. Ancak oradaki sivil halk elleriyle, kazma küreklerle o kapatılan yolları kendileri açarak geçtiler. Türk Silahlı Kuvvetleri bununla ilgili de görüntüleri paylaştı. Dünden toplamda Afrin merkezinden ayrılan sivil sayısı 40 bine yaklaştı. 40 bine yakın sivil o bölgenin güneyine doğru geçmeye başladı. Tabii o bölgeden kaçan teröristler de var. Bu sivillerin arasına sızıp kaçmaya çalışan teröristler de var. Bunlar da tabii bölgeyi bir yandan, o örgütten ayrılmak isteyen teröristler sivillerin arasında karışıp bölgeden kaçtığı yönünde bilgiler var. Dünden bu toplamda Zeytin Dalı operasyonunun 56. gününde 3530 terörist etkisiz hale getirilmiş durumda. Dediğimiz gibi Afrin hem stratejik olarak hem sığınak olarak PKK'nın önemli noktalarından bir tanesi. Afrin'e girilmesi an meselesi, sıcak çatışma haberlerinin gelmesi an meselesi. Çünkü çok yakın bir mesafete ÖSO ve Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri, dediğimiz gibi son olarak 3 köy daha PKK'lı teröristlerden temizlendi. Stratejik olarak öneme sahip toplamda 291 nokta şu saate kadar Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO tarafından PKK'lı teröristlerden temizlenmiş durumda. Biz gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlere gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz Adem.